Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımız Oya ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz. İri desenli ortası boş ana rengi krem içinde nar çiçeği mor mavi bulunan yaprakları yeşil reyyan markası bir yazmam var arkadaşlar ortası boş ortası boş yazmalar ben daha çok seviyorum. Şimdi kullanacağımız ipler moru kullanacağım. Altın Başak 63 numara. Bunlar çiçeğimizin de bakın şimdi. Naylonu var, kağıdı yok. 60'ım. Üzgünüm. Kullanacağım yeşil. İnşallah numarası duruyordur. 732 numara. Leylak markası. Bir de kalem kullanacağız arkadaşlar. Gerçekten çok zarif güzel bir model oldu. Kalem kalem oyası oldu şimdi modelimize geçelim şu şekilde ben bıraktım modelimiz bu O kadar zarif oldu ki herkes yapabilecek hem kolay alt kısmını Vallahi bir günde gidersiniz üstünde bir günde gidersiniz çünkü hep zincir üstü neden Vallahi diye bir yemin ettim acaba Yani kolay olduğunu anlatabilmek için arkadaşlar Şöyle bir bakalım buradaki ilmek sayım ben tamsa size ilk başlıyormuş gibi anlatacağım. Evet. Şimdi şurayı da tutturalım. İlk başlarken nasıl başlıyoruz? O kısmıyla başlayacağım. Buraları şu an görmeyin. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi buraları görmüyorsunuz. Evet, ilk başlarken ilk tığ battığımıza ipimizi sabitledik. ilk başlarken bakın burası ilk tığ battığı olarak görün. İlk başlarken ilk tığ battığımızda ipimizi sabitledik. Şimdi bir adet zincir çektim. Şöyle büyük bir örümcek çekiyorum. Çünkü birbirine değmesin, dokunmasın diye bakın biraz aralı olsun diye. Başına iki kez alıyorum. Sonra bir, iki, üç tane tığ batı satlayıp dörde giriyorum. Başına iki kez aldım. Önce bir çektim. Sonra iki. Sonra iki. Sonra iki. Sonra iki. İlk trabzanımı yaptım. Başına iki kez aldım, aynı noktaya tekrar girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki çektim. ikinci trabzan. Bu da şöyle e, biraz hani kendini göstersin diye başına iki kez alıp yapıyorum bu trabzanları. Gelen resim de böyle iriydi. Başına iki kez aldım, tekrar aynı tığ battı içerisine girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki üç oldu. Başına iki kez aldım. Aynı tığ battı içerisine tekrar girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki aldım. Şimdi 7 adet zincir çekiyorum. Döndürüyorum oyamı. ilk baş trabzan tepesinde 7 adet zincirimi kapatıp bir yuva oluşturuyorum. Tekrar düz yüzünü dönüyorum. Oluşturduğum yuvanın içine giriyorum. Bir sık iğnesiyle bir adet de zincir çekip ilmeğimi genişletip kalemime takıyorum. Bu birinci. Yuvanın içine girdim. ipin ucunu aldım. Bir. iki adet zincir çektim. Genişlettim. Kalemime taktım. 2 Yuvanın içine girdim. ipin ucunu aldım. Bir. iki adet zincir çektim. Genişlettim. Kalemime taktım. Üç. Sekiz adet ilmek çıkarıyorum. İpin ucunu al. iki adet zincir çek. Genişlet. Kalemine tak. Dört. Yuvanın içine gir. ipin ucunu al. Bir. 2 adet zincir çek genişlet kalemine tak yuvanın içine gir ipin ucunu al bir 2 adet zincir çek genişlet kalemine tak 6 oldu ipin ucunu al. mutlaka 2 adet zinciri çekin dibinde daha düzgün olur ve ilmekler açılmaz 3 6 7 yuvanın içine gir ipin ucunu al 1 2 adet zincir çek kalemine tak 8 adet ilmeğimi topladım yuvanın içine girdim 1 İki adet zincir çektim yine geniş bir örümcek çekiyorum geniş yani 3 tığ battı üzerine gelecek şekilde örümceğimi çektim aşağıdan bakın 1 2 3 tane sayıp 4'e girip kapattım bir adet zincir çektim tekrar geniş bir örümcek çekiyorum başına iki kez alıyorum şimdi 1 2 3 tane atlayıp 4'e giriyorum. Önce 1 çekiyorum, sonra 2, sonra 2, sonra 2. Başına 2 kez aldım, tekrar girdim. Önce 1 çektim, sonra 2, sonra 2, sonra 2. 2 oldu trabzanım. Başına 2 aldım, tekrar girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çektim. 3 oldu. Başına 2 aldım, tekrar girdim. Önce 1, sonra 2 sonra 2 sonra 2 çektim 4 oldu 7 adet zincir dönderdim İlk baş trabzan tepesinde 7 adet zincirimi kapatıp bir yuva oluşturuyorum tekrar düz yüzün dönüyorum oluşturduğum yuvanın içine girdim bir sık iğnesi yaptım bir de zincir çektim genişlettim kalemime taktım bu birinci ilmeğim yuvanın içine girdim ipin ucunu aldım bir iki adet zincir çektim genişlettim taktım ikinci yuvanın içine girdim ipin ucunu aldım bir iki adet zincir çektim genişlettim taktım üçüncü yuvanın içine girip ipin ucunu al bir iki adet zincir çek genişlet tak 4 2 adet zincir çek genişlet tak 5 2 adet zincir çek. Genişlet tak. 6 2 adet zincir çek, genişlet tak. 7 Yuvanın içine gir, ipin ucunu al. 2 adet zincir çek. Genişletip takalım. 8 3 6 8. Yuvanın içine girdim, ipin ucunu aldım. 1 2 adet zincir çektim. Örümcek çekiyorum yine. Örümceğimi aşağıdan 1 2 3 tane tığ atlayıp 4'e kapatıyorum. Tekrar bir adet zincir çekip yine örümcek çekiyorum. Bir saniye arkadaşlar. Örümcek çektim. Başına iki kez aldım şimdi. 1 2 3 tane atladım. 4'e girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki aldım ilk trabzan. Başına iki alıp tekrar girdim. Önce bir aldım, sonra iki, sonra iki, sonra iki ikinci. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki aldım üçüncü ve dördüncü trabzan. Yedi adet zincir çekiyorum. Oya mı döndürüyorum? İlk baş trabzan tepesinde. 7 adet zincirimi kapatıyorum bir yuva oluşturdum düz yüzünü dönüyorum oluşturduğum bu yuvanın içine giriyorum bir adet sık iğnesi bir adet zincir genişletip takıyorum yuvanın içine girdim ipin ucunu aldım bir iki adet zincir çektim genişlettim taktım yuvanın içine girdim ipin ucunu aldım bir 2 adet zincir çektim genişlettim taktım yine 8 tane ilmek topluyoruz 4 oldu ipin ucunu al 1 2 adet zincir çek genişlet tak 5 6 7 8 sayalım. 4 8. Şimdi yuvanın içine girdim. 2 adet zincir çektim. Yine örümcek çekiyorum. Aşağıdan 1 2 3 tane atlayıp 4'e girip kapatıyorum. Tekrar bir adet zincir örümcek çekip başına iki kez alıp 4. tığ battığına girip aynı işlemi yapıp gidiyoruz arkadaşlar. Alt kısmımız bu şekilde devam ediyor. Şimdi üst kısmına geçelim. Bu kaleminizde oldukça çıkarıp tekrar devam edebilirsiniz arkadaşlar. Alt kısmımız bu şekilde bir işlem aldı. Şimdi mor rengimi alıyorum ben. Nar çiçeği ve morla gösteriyorum. Halbuki mavi de koyabilirdim, krem de koyabilirdim ama böyle karışık olmasın istedim. Mor rengimi aldım, ipimi tığıma sabitledim. Biraz da genişletelim. Evet. Şimdi düz yüzümüzden ilk ilmeğimizin içine giriyoruz. Bakın. İlk ilmeğim içine girdim. ilmeğin yönünün düz olmasına dikkat edin. Dönük olmasın. 1, 2, 3, 4, 5, 6 adet zincir çektim. Tekrar aynı ilmeğin içine girdim. Kapattım. Yandaki ilmeği düzeltip içine bir sık iğnesiyle giriş yaptım. 1 2 3 4 5 6 adet zincir çektim. Aynı ilmeğin içine girdim, kapattım. Yandaki ilmeğimi düzeltip içine bir adet sık iğnesiyle giriş yaptım. 1 2 3 4 5 6 adet zincir çektim. Girdiğim ilmeğin içine girdim, kapattım. Yandaki ilmeği düzeltip içine bir adet sık iğnesiyle giriş yaptım. 6 adet zincir çektim aynı ilmeğin içine girdim kapattım yandaki ilmeğin içine bir adet sık iğnesi ile giriş yaptım 6 adet zincir çektim genişlet pardon içine girdim kapattım yandaki ilmeğin içine girdim bir adet sık iğnesi ile 2 3 4 5 6 adet zincir çektim aynı girdim içine ilmeğin kapattım. Yandaki ilmeğin içine bir adet sık iğnesiyle giriş yaptım. 1 2 3 4 5 6 adet zincir çektim. Aynı ilmeğin içine girdim, kapattım. Son ilmeğimin de içine giriş yaptım bir adet sık iğnesiyle. 6 adet zincir çektim, girdim, kapattım. bir adet zincir çektim bütün ilmeklerim bitince ipimi kestim. Bakın şöyle duruyor. Elinizle şöyle yukarı çekiyorsunuz. O kendi şeklini alıyor arkadaşlar. Bunları da temizliyorsunuz. Aynı işlemi isterseniz bir, kez de nar çiçeğinden gösterelim. Hemen nar çiçeğimi aldım. Tığıma sabitledim. Hemen yandaki zemine geçtim. Bakın ilk ilmeğimin içine giriyorum bir adet sık iğnesiyle cam açık kalmış. Biraz ses geliyor olabilir. Sabitledim. 6 adet zincir çektim. Aynı ilmeğin içine girdim. Kapattım. Yandaki ilmeğin yönünü düzeltiyorum. içine bir sık iğnesiyle giriş yapıyorum. 6 adet zincir çekip girip kapatıyorum. Hemen yandaki ilmeğin içine bir sık iğnesiyle giriş yapıyorum. 6 adet zincir çekip kapatıyorum. Hemen yandaki ilmeğimin içine 1 adet sık iğnesi ile giriş yaptım. 6 adet zincir çektim. Aynı ilmeğin içine girdim. Kapattım. Yandaki ilmeğimi düzeltip içine 1 adet sık iğnesi ile giriş yaptım. 6 adet zincir çektim. Aynı ilmeğin içine girdim. Kapattım. Yandaki ilmeğimi düzelttim. içine 1 adet sık iğnesi ile giriş yaptım. 6 adet zincir çektim aynı yere kapattım yandaki ilmeğin içine girdim bir adet sık iğnesiyle 6 adet zincir çektim aynı ilmeğin içinde kapattım buradaki son ilmeğin içine girdim bir adet sık iğnesiyle 6 adet zincir çektim içine girdim kapattım bir adet zincir çektim ipimi kestim şekilde elimizle şöyle yukarı çekerek düzeltmesini yapıyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bunları da temizleyip dönelim. Evet arkadaşlar sizce de çok şık ve zarif olmadı mı? Gerçekten böyle tül gibi bir oya oldu. Ben çok beğendim. Bunun ütüsünü arkadaşlar üzerine bez koyun alttan yukarıya çok örselemeden ütüleyin şöyle alttan yukarıya doğru ütülemesini yapın. İnşallah anlatabildiğimiz anlaşılır bir oy olmuştur. İnşallah anlatabilmişizdir. Hepinize sonsuz teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sevgiyle, hoşça ve dostça kalın.